Merhabalar. Çok zor. Çok zor bir görev. Uğur Tan'ı kısa cümlelerle anlatmak gerekirse, dünyevi hiçbir şeyle ilgisi olmayan, yani maddi anlamda, para pul katiyen sevmeyen, dünya mütevazısı bir insan. Hatta o kadar mütevazıdır ki, her röportajında, sizler oyununu biliyorsunuz, mükemmel oynuyor, harika oynuyor. İşte çok iyi oynuyorsunuz, nasıl oynuyorsunuz? Ben oynamıyorum, Sabri Yakar oynatıyor beni. Katiyen kendine yonttuğu hiçbir şey olmadı dünyada. 15 sene esprimiz vardı arada, ben ona sanal kocam derdim. O da bana hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım derdi. Her yere, hakikaten bu slogan kelimemiz her yere yerleşmişti ve çok benimsemişti, hani koş sevim var ya. Mesela Antalya'da bar açıyor, ben Bodrum'dayım. Ne olursa, ne olur sensiz olmaz, hadi ben koşa koşa Antalya'ya. İşte bir yerde bir şey oluyor, ne olursa ben koşa koşa oraya. Bugün de beni buraya koş sevim dedi, geldim ama bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bir gazeteci bana sordu, nasıl hatırlarsınız? Hatırlamak için önce unutmak gerekir. Nurlar da yat. Teşekkür ederim. Yani biz ona baba diyoruz her şeyden ötesi. Onunla birlikte sanat merkezimizde hem tiyatro hem sanatın diğer alanlarında yüzlerce öğrenci yetiştirdik. Arada gelirdi. Sanat merkezimizde 15 günde bir sahneye çıkardı. Hiç ücret almadan, sadece sanat merkezi ayakta dursun diye. Tiyatroyu ve sanatın bütün dallarını çok severdi. Mezuniyetlerde tek tek öğrencilerin hepsine mezuniyet belgesi verirdi. Çok özlüyoruz onu. Keşke bu virüs belası olmasaydı da son mezuniyetimizi onun elinden tekrar yapsaydık. Bize çok şey öğretti. Bir küçük anısını paylaşmak isterim. Engelli tiyatrom var benim. Onun final sahnesine onu sürpriz olarak çıkardım. Bu sahnede seyirciler ayakta alkışladılar. Engelli öğrencilerimin hepsi onun öğrencisi oldu. Peşinden aynı ekiple Şakran Cezaevi'ne gittik. O cezaevinin girişinde o mahkumları gördüğünde çok etkilenmişti. Yaklaşık bir hafta yatamadı, bunu söyledi. Cezaevinde son sahnede o çıkınca hiç sürpriz olarak bütün kader mahkumlarının karşısına çıktığı zaman o sahnede hepimiz ağladık. Ruhu şad olsun, inşallah güzel şeyler yapıyordur gittiği yerde de. Üzgünüz. Parmakla sayılacak kadar azaldık arkadaşlar. Gittikçe azalıyoruz. Elimizden geldiğince uzun yaşamaya, sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz ama dünyanın yapısı böyle bizi değiştiriyor. Uğur Tan Sayıner'le 50 yıllık dostumuz var. 1984 yılında Perihan Abla ile dizisiyle başladık kamera önünde. Sonra 13 yıl Bizimkiler dizisi. Birkaç Almanya'da dizi çektik. Hamburg'da Küçük İstanbul diye bir aylık, 3 bölümlük bir dizimiz vardı. Hiç ayrılmadık birbirimizden. Ve İzmir'de de 9 yıldır tiyatro yapıyoruz kendisiyle. Turne tiyatrosuyuz. Bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz. Bütün Anadolu Uğur Tan Sayıner'i, benim adım Cemil'i, bizleri tanıdı, daha yakından tanıdı. Ömrü bu kadarmış. Işıklar içinde uysun. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Uğur Tan abiyle, yani ben Uğur Tan abilerin yanında kalıyordum. Bir tiyatrocu arkadaşımız daha var. O benden daha eski. Üçümüz aynı evde kalıp tiyatro yapıyorduk. Turne tiyatrosu gibi. Sonra pandemiden dolayı tiyatrolara ara verildi. YouTube'a diziler yaptık. Yani herkese aynı şeyleri anlatıyorum. Uyan da balığa çıkalım diye YouTube dizisi. Uğur Tan abi çok o çalışmadan edemiyor. Tiyatrocuların öyle bir şeyi var. Yani mutlaka sahneye çıkması lazım, oynaması lazım. Uğur Tan abi şey yapar, çok destekledi o fikri. Derdi ki yeni bölüm ne zaman, yaz hadi çekelim bilmem ne. O ona, hepimize ona değil, motivasyon.
hayat denen şey biraz da motivasyon yani. Şey verirdi, heyecan verirdi. Sonra sağlık problemleri başladı. Hem yaşla ilgili hem yaşam tarzıyla alakalı. Hastaneye yattı çıktı, yine iyi oldu. Fakat en son yattığında yine çıkar zannediyorduk. Yine çıktı, evet. Ama bu sefer biraz daha yorgun. Eve gelmek istedi daha doğrusu hastaneden. Evde işte bir hafta dolmadan uyurken kaybettik. Çok değerli biriydi. Son şey jenerasyon yani bizimkiler dizisi kaybolan bir jenerasyonun son temsilcilerinden. Yani TRT döneminin en parlak dizisini yapmış. Ve hafızalara kazınmış bir isim Uğur Tansayiner, Cemil karakteriyle. Evet, demin şeyle de öyle seviyor. Onu benimsemiş tabii fakat şöyle bir şey var. Yani ona Cemil, o da şaka yapıyordu ama mesela Cemil abi falan dedi de benim adım Uğur Tan. Bana Cemil demeyin, benim adım Uğur Tan kardeşim. O işte esprisine, o da espriyle cevap verirdi. O Cemil'i bir yakalarsan var ya falan tarzı espriler yapardı. Ama Türk halkı onu Cemil karakteriyle sevdi. Ve öyledir. Bazı oyunculara o isimler yapışır. Bir daha da kazımak imkansızdı. Bugün onu son kez burada sahneye... Son sahneye, evet. Yani tiyatroculara yakışan şey, sanatçı... mutlaka sahnede vedalaşmak gerekir. Son kez de olsa. Bu şehir tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Darülbedai'den kalma bir gelenek. Son dönem oranın oyuncularını hep sahneden uğurladılar. Daha sonra cami töreni ve defnedilme şey yaptı. Biz de Uğur Tan abiye bunu yapalım dedik. Aslında böyle çok hüzünlü, böyle çok dertli değilim. Çünkü bunun bir faydası olmuyor. Çünkü Uğur Tan Sayıner bizi güldürmek için yaşadı biraz da. Biz ne zaman benim adım Cemil dediysek gülümsedik. Şimdi de onu gülümseyerek uğurlamakta fayda var. Yani artık öldü diye üzülmektense yaşadı diye sevinmeliyiz bazı insanlar için. İyi ki yaşadı diye. Artık nesiller boyu belki de benim adım Cemil dendiğinde o anılacak, o yaşayacak. Öte yandan çok da garip bir durum değil mi? Bir cumartesi günü doğmuş 1944'te Uğur Tan Sayıner ve bir pazar günü vefat etti. Yani sanki hafta sonu bir uğradı da pencereden sarkıp benim adım Cemil dedi ve gitti. Ve ne kadar da ilginç bir durum. Ona el sallayanların arasında bugün belediye başkanımız Cemil Tugay var ve benim adım Cemil diyen bir belediye başkanı ona el sallıyor. Bütün bu tarafından bakarak hayatın biraz da gülümsemek gerekiyor herhalde. Uğurlar olsun Uğur Tan Sayıner demektense güle güle demeyi tercih ediyorum. Anarak espriler yapardım. Ama bir dostumuzun söylediği gibi yani üç kelimeyle koca bir milletin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Sanatçı kişiliğini sizler Sabri Hanım gibi dostları çok daha iyi biliyorsunuz. Ama son yıllarında yaşadığı sıkıntılar ne kadar üzüntü verici olsa da yani her zaman saygı duyulan, toplumda gittiği her yerde sevgi gören bizim belediyenin işte amatör tiyatro faaliyetlerinde onlara verdiği destekle bildiğimiz, her zaman minnet duyduğumuz bir sanatçımızdı. Yeteneğiyle sanata katkıda bulunurken bizlerde de hayranlık uyandıran ve evimizden birine dönüşen değerli bir sanatçıyı maalesef yitirmiş olduk. Kuşkusuz unutmayacağız ve değerlerimize yaşarken hak ettikleri övgüler kadar hak ettikleri koşulları da sağlamamız gerektiğini bu vesileyle bir kez daha anımsayacağız. Değerli sanatçımızı yitirmenin üzüntüsüyle tüm sevenlerine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Işıklar içerisinde büyüsün.